24 Ağustos'ta Artvin'de yaşanan sel ve heyelanla ilgili Hopa Belediye Başkanı Nedim Cihan açıklama yaptı. Başkan Cihan'ın gündeminde sahte yardım hesapları vardı. Çeşitli internet hesaplarında hesaplar açılıyor. Mesela benim ismimi kullanarak basına, ona, buna, halk arasında işte belediye başkanlığı falan yerde hesap açmıştır, oraya para gönderin diye. O yardımları kesiyorum ben. Çünkü neye gittiğini bilmiyorum. Kimin olduğunu bilmiyorum. Yoksa onun dışında bana kim olursa olsun, nereden gelirse gelsin, nasıl yardım kabul etme? Niye etmeyeyim yani? Diyarbakır'dan bile bana telefon ettiler. Mardin'den telefon ettiler. Türkiye burası. Hepsi benim. Niye kabul etmeyeyim ki? Ama onlara da aynı şekilde cevap veriyorum. Ben her belediyeden yani böyle atmasyon bir şeyler isteyemem yani. Ama ne lazımsa onu istemem için zamana ihtiyacım vardı. İhtiyaç çıktıkça da arıyorum. Allah razı olsun, gönderiyorlar da. Başkan Cihan, ilçede bir esnafın vatandaşa pahalı cüzme sattığı polemiğine de değindi. Satanı da iyi tanıyorum, alanı da iyi tanıyorum ben. Niye almış, niye satmış adam? Satan zaten esnaf, tabii ki satacak. Alan çeşitli maksatlar için almış o çizmeyi. 20 liralık da çizme var, 25 liralık da çizme var, 50 liralık da çizme var. 50 liralık çizmeyi almış vatandaş orada. Almış, makbuzu da getirmiş, burada basına göstermiş, bak işte bana 50 liraya çizme sattılar diye. E kardeşim 20 liralık var, al, gücüne göre çizme al. Basında yer alan çöp dökülmesi olayı da Başkan Nedim Cihan'ın gündemindeydi. Burada 15-20 sene önce o dağın, vadinin içinde bir vahşi depolama yapılmış. Vahşi depolama yapılmış oradan. Bu selden dolayı, afetten dolayı gelen sel suları o çöpü almış, karayolların ortasına dökmüş yukarıdan. Vadiden afet olmuş, gelmiş dökmüş. Şimdi ben bir belediye başkanı olarak ben çöpümü niye karayollarına dökeyim? Yani böyle bir şey olur mu? Niçin dökeyim yani? Bugüne kadar dökmedim, bugün de zaten dökmem oraya. Yukarıdan gelen... Yağmur Artvin'in Hopa ilçesine vurdu. Sel ve heyelan 11 cana mal oldu. Kayıp 3 kişi ise hala bulunamadı. Yaklaşık bir haftadır sel felaketinin izlerini silmek için çalışmalar sürerken kayıp 3 kişi için de aramalar tükenen umutlara rağmen devam ediyor. Sel sonrası itfaiye aracından düşerek akıntıya kapılan 4 yaşındaki Taha'nın ailesi de acılı bekleyişini sürdürüyor. Aileyi en çok yakansa olaydaki ihmal iddiaları. Ben de takip ediyorum, izliyorum zaten. Yani çok teşekkür ederim. Yani herkese teşekkür ederim. Bu arkadaşlara. Gerçekten iştenlikle çalışıyorlar. Allah'ın takdirlisi yani bu kadar mı varmış diyorum. Fakat ben 7 gün oldu bekliyorum. O doğayı tahrip edip de o doğayı tahrip eden kişi şu an nerede olduğunu bilmiyorum. Ya İstanbul'da bir tane ağaç için veya iki tane ağaç için dünyayı yıkıp oraları mahveden, o güzelim İstanbul'u mahveden insanlar, orada tencere tava çalan insanlar, gelip buradaki ağaçları, o doğayı yok eden insanlar niye şimdi gelip de 7 gün oldu da bu doğayı tahrip eden insanlar niye kimse karşısına geçmiyor? Neden? Buraya gelmeleri gerekiyor. Her geçen gün facianın boyutları ve yaşananlar biraz daha netleşirken Yoldere köyünde heyelan altında kalan 6 kişiden 5'ini çevredeki vatandaşların yardımıyla Çiğdem'e bek kurtarmış. Şimdi ilçe halkı kendi hayatında tehlikeye atarak 5 kişiyi kurtaran Çiğdem Ebe'ye minnettar. Yola çıkmaya çalışırken kafamı yukarıya bir kaldırdım ki toprak yukarıdan aşağı geliyor. Anne geliyor dememle toprağın bizim üstümüze gelmesi bir oldu. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Sadece nefes alıyordum azıcık. Azıcık nefes alıyordum. Ayağımın altında küçük yeğenim vardı. Ve bir ayağım dışarıdaydı. Ayağımla eşeledim onun yüzünü açtım azıcık. Ondan sonra etrafımı hiç görmüyordum. Elimin bir tanesi azıcık dışarıdaydı. Ondan sonra zaten insanların sesini duydum. Öyle bizi çıkartmaya çalıştılar, o kadar. Evet, bir tane adım Çiğdem dedi. Bizimle çok uğraştı, sağ olsun. Hemşire geldi işte, hemşire hanım bizim Hopa'dan geldi. Şu kütüğün oradan içine suyun, gölün içine atladı. Çamurun içine, buradan aşağı çamurdu. Ve ben dedi görevimi yapıyorum dedi. Ölümü göze aldı ve oradan atladı. Ölümü göze alarak oradan atladı.
Başbakan Ahmet Davutoğlu yeni kabineyi duyurdu. Yeni kabinede en dikkat çeken isimlerden bir tanesi de Başbakan Yardımcılığı görevine getirilen MHP'li Tuğrul Türkeş oldu. Geçici seçim hükümetinde kendisine götürülen teklifi kabul eden Türkeş'in bu kararı gündemde geniş yankı uyandırdı. Konuyla ilgili bir değerlendirmede 25. Saat programına konuk olan Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcıdan geldi. Bugün sürdürülen gelenek MHP geleneği değil, farklı bir gelenek, Bahçeli geleneği. Ayrıca işte biz Türkeş'in partisi filan diyorlar. Türkeş'in damgası da kalmadı Milliyetçi Hareket Partisi'nde. Çünkü Türkeş Erciyes Zafer Kurultayları yapardı her sene Kayseri'de. Devlet Bahçeli bunu kaldırdı. Türkeş'in çok önem verdiği bir kurultaydı. Türkeş'in vasiyetlerinden birisiydi. Sağlık döneminde yani yaşadığı dönemde kendisi başlatmıştı. Türk Devlet ve Toplulukları Kurultayı düzenlerdi her sene. Türkiye'de veya çeşitli Türk ülkelerinin başkentlerinde veya şehirlerinde. Bunu yasakladı, hatta engellemeye çalıştı Devlet Bahçeli. Türkeş hayatı boyunca başkanlık sistemini savundu. Dokuzcuk doktrininde zaten başkanlık sistemi vardır. Türkeş'in de Temel Görüşler kitabında pek çok yerde başkanlık sistemi geçmektir. Başkanlık sistemini kaldırdı. Yani Türkeş'in hiçbir izi kalmadı. Hatta herkes nasıl kabul etti diyor Tuğrul Türkeş bakanlık teklifini. Ben de şunu diyorum. Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş MHP'de nasıl bu kadar dayandı? Çünkü babasının bütün politikaları yok edildi. İstisgal edildi açıkçası. Ve babasının yani orada kalması bile zordu. Devlet Bahçeli'nin yanında bulunan birçok ismin MHP ile bir geçmişi olmadığını söyleyen Pazarcı, MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural'la ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şu anda Devlet Bahçeli'nin yanında bulunan pek çok ismin de bir MHP'li geçmiş yok. Mesela Oktay Vural. Oktay Vural 1999 seçimlerinden önce MHP'li değildir. İşte Doğru Yol Partisi'ne ve AK Parti'ye adaylık müracaatları var. Olmadı. MHP'den aday oldu. Onun dışında pek çok ismi böyle sayabiliriz. Mesela Celal Adan yine Doğru Yol Partisi'nden gelmedir. Yani MHP'nin içinden gelen, çocukluğundan beri MHP'li olan ve Devlet Bahçeli döneminde de önemli görevler üstlenen pek çok MHP'li şu anda yok. Tamamı Devlet Bahçeli'nin hışmına uğramış durumdadır. Yani Devlet Bahçeli pek istemez geçmişte kendisiyle birlikte hareket eden ve bu hareketin pek çok şeyini bilen, yani içinde gelen insanları pek fazla istemiyor. Neden istemiyor bilmiyorum, haz etmiyor. Emin Pazarcı son zamanlarda artan terör olaylarına da değindi. Terörün altyapısı vardı. Her zaman oldu Türkiye'de. Ve birdenbire neden ortladı? Çünkü terör örgütü yani kendisine güçlendi mi? Kendisine uygun, mümbit bir zemin bulduğunu düşündü. Çünkü Suriye'deki gelişmeleri biliyoruz. Suriye'deki gelişmelerle birlikte PKK'nın Suriye kolu PYD kendisine bir alan açtı. Meşrulaşır gibi bir noktaya geldi. Amerika'dan destek gördü, Batı'dan destek gördü. Tabii bu PYD'yi, PKK'yı veya KCK'yı ya da HDP'yi kim ne derseniz deyin, ben bunları birbirinden ayrı görmüyorum. Güçlendirdi. Yani şey olarak güçte, manevi olarak güçlendirdi. Onun dışında da tabii tek parti iktidarı yıllardır Türkiye'deydi ve tek parti iktidarı gitti. İstikrar bozulmaya başlandı. Yani hep böyle zafiyet olarak görünen noktalarda terör ortlar. Geçmişte de Türkiye'nin siyasi tarihine de baktığınızda sıkıntılı dönemlerde terör örgütleri harekete geçmişti. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 93. yıl dönümü kutlamaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanının Anıtkabir'i ziyaretiyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir özel defterini imzaladı. İnancı ve iradesiyle tarihi bir mücadele veren, zaten başta olmak üzere Büyük Millet Meclisi mensuplarıyla elinden subayına kadar tüm askerlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ilk kez 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla devlet erkanının tebriklerini kabul etti. Genelkurmay Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı,
Yargıtay 1. Başkanı. İkinci tören Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tören kıtasını ve vatandaşlara selamladı. Benim değil, tüm dünya milletinin, hatta tüm insanın özgürlüğe, kurtuluşa, başıklık ve onuruyla... Düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şeref tribününde ilk kez halka seslendi. Anadolu Selçuklu Devleti, Osmanlı Devleti ve nihayet Türkiye Cumhuriyeti ile kesintisiz bir devamlılığa sahip olan bu süreçte istiklal ve istikbal mücadelemiz hiçbir zaman bitmedi, bitmeyecektir. Bin yıldır bu coğrafyada nice zaferler kazanmış, nice hain emelleri akamete uğratmış olan milletimiz, bugün yaşadığımız sıkıntıların da üstesinden gelecek güce ve dirayete sahiptir. Biz işte bunun için tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyoruz. Zafer Bayramı kutlamaları gösterilerle devam etti. Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle vira bismillah diyecek Karadeniz'de balıkçılar yeni sezonun bereketli geçmesini ümit ediyor. Sezon hazırlıklarını yapan balıkçılar ekmek teknelerinden elleri boş geri dönmek istemiyor. Ordu'nun Fasa ilçesindeki Yalıköy Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Eftay Mutlu da bu yıl umutlu olduklarını söylüyor. Sezonun bu sene umutluyuz, iyi olacak inşallah. Öbür sene nazaran bayağı bir umutluyuz bu sene. Evet. İlk havanın demeyecek değerinde büyük gibiler iklimimiz de bayağı iyi geçti. Her sene de bu sene inşallah iyi olacak yani. Ordu Üniversitesi Fasa Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor İsmet Balık da denizlerde yapılan balık avcılığında önemli düşüşler yaşandığını söyledi. Üretim miktarlarına baktığımız zaman balıkçıların geçen sezonda da çok mutlu olduklarını söylememiz mümkün değil. Çünkü TÜİK verileri geçen günlerde açıklandı. Bu veriler bize gösteriyor ki avcılıkla ilgili denizlerden özellikle edilen avcılık üretimiyle ilgili önemli düşüşler var. Bilhassa Karadeniz'de bizim için olmazsa olmaz balığımız olan hamsi geçmiş yıllarda 300-350 bin tonlara kadar çıkmışken 95 bin tona kadar düştüğünü görüyoruz. Bu yılki, geçtiğimiz yılki sezonki üretimin 95-96 bin ton olduğunu. Balıkçılar hava şartlarının iyi gitmesi halinde sezonu bol palamut avıyla açmayı hedefliyor. Sezonda balıkçı camiası için güzel bir sezon olur. Umudumuz bu. Fındık'ta çocuk işçiliğine son verecek proje hayata geçiriliyor. Fındık toplamak üzere Ordu'ya gelen mevsimlik tarım işçilerinin 16 yaşından küçük çocuklarına çocuk işçiliğinin fındıkta önlenmesi projesi kapsamında eğitimler veriliyor. Eşler döndü birbirine. Aileleri tarlada çalışırken çocuklarsa sosyal ve kültürel dersler görüyor. Proje Genel Koordinatörü Doçent Doktor Murat Gürkan Gülcan, 2013 yılında başlatılan projenin zamanla daha genişleyeceğini söyledi. Bu projelerle duyarlılık artırılarak, çocukların eğitimlerini sürdürmeleri sağlanarak, aileler eğitilerek ve bazı destekler verilerek bu proje kapsamında çocuk işçiliğinin önümüzdeki yıllarda tümüyle sonlandırılması hedeflenmiştir. Proje tabii 3 yıldır giderek büyüyen bir proje. Hem nitelik bakımından hem de nicelik bakımından büyüyen, gelişen bir proje. Bu sene biz Ordu, Sakarya ve Düzce illerinde 3 ilde yürütüyoruz. Toplam 7 merkezde 620 öğrenciyle bugünkü rakamlar itibariyle bu fındık tarımı için bu bölgelere gelen ailelerin 4-16 yaş arasındaki temel eğitim çağında olan ve okul öncesi dönemde olan çocuklarına gündüz hem işten çekmek hem de eğitim öğretim dönemi içerisinde eksik kalan eğitimlerini tamamlamak amacıyla eğitimleri alıyoruz.
Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda üretilen ve birçok hastalığa iyi geldiği bilinen dünya ünlü Anzer balığında bu yıl 2 tonluk rekor üretim bekleniyor. Anzer Bağlıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Civelek verimli bir sezon geçirdiklerini anlattı. 2015 yılı bal üretim sezonumuz bizim ve kooperatifimiz üyeleri açısından iyi bir sezon olmuştu. Sezonun başında biraz ümitsizdi fakat daha sonra da havaların düzelmesiyle sezon iyi geçmiştir. Tahminen biz üreticilerimizden 1400 kilogram civarında bir bal aldık. Hacettepe Üniversitesi'ne tarihe gönderdik. Geçen yıl biz 700 liradan balı satmıştık 1 kilogram olarak. Bu yıl 1 kilogram 850 liradır. Yarım kilosu 450 lira. 250 gramı 250 lira olarak tespit edilmişti. Az biraz fiyat aralığında yükselme olmuştu. O da biz sezonun başında üretimi düşük olacağını hesap ederek biraz fiyatı yükseltmiştik. Ondan dolayı kaynaklanmaktadır. 30 yılın bize göre en büyük rekoltesidir. İnşallah sonuçlar da müsbet gelir. Bütün siparişleri gerçekleştirmiş oluruz. Tahlil sonuçları beklenen Anzer balı 20 Eylül'de de satışa sunulacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı Rize'de düzenlenen törenle kutlandı. Zafer Bayramı kutlamaları Rize Valiliği'nde Vali Ersin Yazıcı'nın makamında tebriklerin kabulüyle başladı. Program daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Ve önemli ilişkin konuşmayı binbaşı Özgür Özgür yaptı. Bu zafer ülkemizi parçalamak ve milletimizi esaret altına almak, hatta yok etmek isteyen güçler tarafından yıllar boyunca sinsice hazırlanan planların o gün için sonuncusu olan Selim parçasının yırtılıp atıldığı, bugün bu toprakların hakiki ve sonsuza kadar tek sahibi olan Yüce Türk Milleti'nin ve Kahraman Türk Ordusu'nun bağımsızlığı ve hürriyetin söz konusu olduğunda nasıl şahlandığının tüm dünyaya gösterildiği. Büyük Zafer'in 93. yıl dönümü Trabzon'da da törenlerle kutlandı. Trabzon Valisi Abdülcelil Öz ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu tören geçidini selamladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Teğmen Hilmi Aslan yaptı. 93 yıl önce bugün Ulu Önder Atatürk, milletin bağrından çıkan kahraman Türk ordusu ile birlikte harp tarihine altın harflerle yazılan eşsiz bir zafer kazanmıştır. Çığlıkla, iniltiyle sarsıldı köşe bucak, savruldu gökyüzüne, kafa, kol, gövde bacak. Şiirler okundu, geçit töreni yapıldı. Koştuk. Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız, kıpkızıl ufuklardan taştı al bayrağımız. Ağustos Zafer Bayramı Artvin'de de coşkuyla kutlandı. Zafer göz yummadan koşana gider. Bayrağa kanının alı çalınmayanın gözyaşı boşana gider. Yusufeli ilçesindeki tören sonunda Kaymakam Ömer Dereci makamında tebrikleri kabul etti. İstiklal mücadelesinin son halkası olan Büyük Zafer'in yıl dönümü Boşka ilçesinde de farklı kutlandı. 3400 rakımlı dağ bayrak dikildi. Türk bayrağını göndere çöken dağcılarla cep telefonuyla bağlantı yapıldı. Ve saat 9.30 itibariyle 3495 rakımdayız. Bayrağımızı açtık. İnşallah bundan sonra da Ağustos Zafer haftası nedeniyle geleneksel olarak bu faaliyetleri İlçe protokolü daha sonra şehitliği ziyaret ederek dua etti. Boşka Kaymakamı Ertuğrul Örnek, Türk bayrağını dağcılara teslim ederek uğurladı.
Biz de kabul ettik inşallah. Bu Vazim Bey güzel bir şekilde bu faaliyeti sürdürüp, bitirip inşallah geri dönüşü sağ selamı gerçekleştirir. İnşallah. Tüm yurt genelinde olduğu gibi Giresun'da da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı. İl protokolü Atatürk Anıtı'na çölenk koyduğu tebrikleri kabul etti. PTT 1. Lig'in 3. haftasında Samsunspor deplasmanda Karşıyaka ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından ilk açıklamayı Samsunspor Teknik Direktörü Ümit Özat yaptı. İlk 10 dakikası 2-0 geriye düşen bir takım için bir puan kazanç. 55. dakikadan sonra da 2 puan kayıp diye bakmak lazım. Maçı 2 bölümde değerlendirmek lazım. Zaten klasik Adana Demir maçı gibi yine maça mağlup başladık. Bireysel hataların önüne geçemiyoruz. Nitekim Ofi'nin kaçırmış olduğu gol, Murat'ın kaçırmış olduğu gol, Fatih'in kaçırmış olduğu gol. Yani 4-2, 5-2 çok rahat bitecek pozisyon. Bir maç 2-2 bitti. Görünüre baktığım zaman deplasmandan alınan bir puan. Ama kazanabileceğiniz maç. Benim için sevindirici oyuncularımın oyunu bırakmaması. Ve şuna inanıyorum, 11-11 olsaydı, 2-2 yakaladı son 11-11 olsaydı bu maç bizim için çok daha rahat olurdu, ona inanıyorum. Karşıyaka teknik sorumlusu Hüseyin Hamamcı da maçı değerlendirdi. Sonucunda bir puan bir puandır. Kaybetmediğimiz için mutluyuz. Her iki takım oyuncularını da kutluyorum. PKK hain saldırılarını bugün de sürdürdü. Diyarbakır Merkez Kayapınar ilçe merkezinde saat 13.30 sıralarında yoldan geçen polis aracına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir trafik polisi şehit oldu, bir polis yaralandı. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde ise yapımı devam eden Silvan Baraj yolunda askeri araç konvoyunun geçişi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada 14 yaşında bir çocuk yaşamını yitirdi, bir kişi de yaralandı. Her iki saldırı sonrası bölgede geniş çaplı operasyonlar başlatıldı. Şırnak'ın Silop ilçesinden de acı haber geldi. Polis aracına düzenlenen saldırıda bir polis şehit oldu, 4 polis yaralandı. Daha 10 aylıktı. Trafik canavarı Muhammed Ali'yi ailesinden ayırdı. Kazanın adresi Bartın. Dikkatsizlik bu kez bir bebeğin hayatına mal oldu. İki otomobilin çarpıştığı kazada 10 aylık Muhammed Ali hayatını kaybetti. 3 ağır, 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir kaza haberi de Düzce'den geldi. Ömer Faruk Yiğit idaresindeki kamyonet İlhan Sepetçi yönetimindeki motosiklete çarptı. Kazada yaralanan Sepetçi hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri olay yerinde Sepetçi'nin bilekten kopan sağ ayağını aradı. Motosiklet sürücüsü hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Zonguldak'ın Devrek ilçesinde geçen ay heyelan nedeniyle evlerini tahliye eden vatandaşlar mahallelerine geri dönmek istiyor. Küçük yaşam bile evimizi yaptık, burada yaşadık. Birdenbire boşaltmak biraz acı oldu. Devletin yaptığı evleri taşımaya yardımcı oldular. Ondan sonra kira yardımı verdiler. Heyelandan evi etkilenen 66 ev sahibine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından bugüne kadar 20.555 lira kira yardımı yapıldı. Mağdur vatandaşlara bir yıl boyunca kira yardımına da devam edilecek. Ancak mahalle halkı alışık oldukları yere, yani evlerine geri dönmek istiyor. Karşıda bir heyelan yaşandı. İşte geldi, isnet duvarları yıktı, şu vardı, bu su dediler, bu dediler, son taş vurdular. Sonra buralar çatladı, patladı, duvar aşı oldu, santim su da çıkmadı.